Merhaba değerli seyirciler. Programımıza, geçenki programımıza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz müsaadenizle. Rıza Nur'u konuştuk. Rıza Nur'un anlattıklarının ne kadar doğru yanlış olduğunu tespit etmeye, aydınlatmaya çalıştık ama Vedat konusunu tamamlayamadık diye düşünüyorum ben. Çünkü Vedat henüz yaşıyor. İntihar etmesi gerekiyor kayıtlara göre. Çok arzu edilen bir şey değil ama Mehmet Bey'den aile... Ben intikal eden bilgiler çerçevesinde tabii rica ediyorum. Vedat tamam bir depresif bir yapısı var. Evet. Hassas, kibar bir beyefendi, gentleman. Evet. Musikiyle, güzel sanatlarla hoş arası. Evet. Yani büyük babasına çekmiş. O günkü son akşamda bir kavga, bir tokat, bir sıkıntılı bir durum söz konusu. Evet, yani karı kocanın karşılıklı birbirlerine attığı bir ayrılığa doğru tokat. Giden... Açılan yol ilk, var ilk ki, adım değil mi? Evet, ayrılık tabii. için ilk adım da atılmış oluyor. Mustafa Kemal ile Latif Hanım arasındaki iplerin kopması da bu noktada başlıyor. Şimdi Vedat Bey nasıl intihar etti? Niye etti? Yani tamam bir depresyon tedavisi vardır. İlacını alırsınız. Şimdi bakın şöyle bir olay meydana bir geliyor. Yani tabii Latife teyzem bu olaydan sonra ayrılmaya öyle bir karar, söz ediyor. Öyle bir şey oluyor. Yani Mustafa Kemal zaten köşkü terk ediyor. İsmet Paşa'nın evine gidiyor ve bu karıyı boşayacağım diyor. Arkasından oradan... Yani şimdi affedersiniz ben orada bir şey vurgulamak istiyorum. Peki havasalamın çok almadığı bir şey açıkçası da. Yani anlamakta biraz zorluk çekiyorum kusura bakmazsanız. Şimdi o akşam işte kim var? Latif Hanım var başta. Kardeşi evet. var. Evet. Hanım kardeşinin hanımı var. Evet. Efendim Vedat var. Evet. Bir de sefirler var, sefaretten evet. yabancı büyükelçiler var. Yani bir akşam bir ne diyelim evet, ona? Bir suare. 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 Evet. Bir yani akşam. Gayet güzel. Dine şampanya dedikleri tarzda. Yani bir, evet. Bir şampanyalı yemek. Şampanyalı yemek. Şimdi tabii şampanya alınmış, içki de alınmış. Ne kadar dozu fazla mı kaçtı bilmiyorum. Evet, maalesef. Şimdi, ya ama şimdi bu ortamda bir tatsızlık var. Ve bütün büyük ölçülerin gözünün önünde oluyor bunlar. Yani neticede bunlar intikal edecek devletlere. Raporlar şimdi, halinde, kriptolar bakın, halinde böyle oldu, şöyle oldu. Siz yani de söylüyorsunuz bu noktaya zaten. Geliyor, kendini yani tutamıyor. Burada evet, Mustafa Kemal. Başka bir neden mi var? Gerisinde yani şeyin gerisinde, sahnenin ötesinde Vedat bir bahane mi, Latif Hanım bir bahane mi, bu içkiye fazla kaçırmak bir bahane mi, bir sıkıntı mı var? Yani Mustafa Kemal'in Latife'den sıkılmış ve onu zaten uzun zamandan beri boşamak istediğini düşünebiliriz. Yani bunu da mesela Kinross falan da çok güzel belirtir. Der ki yani hala daha yani bazı çekici gelen tarafları vardı bir yoldaş gibi zekası falan ama etraf o kadar bu evliliği zorladı ve kötü yola sevk etti ki yani gidişatı. Hı hı. Mustafa Kemal yani Latife teyzemle devam edip etmeme konusunda çok ciddi olarak bir sıkıntı yaşadı. Kaldı ki zaten Latife teyzem bir gazeteye boşandıktan sonra verdiği demeçte de yani Napolyon gibi Kemal de bir karar almaya zorlandı diyor. Etrafı suçlu. Etraf, evet yani etraf. Yani bakın şimdi Mustafa Armağan bir mektup yayınladı. Evet, yargılandı. Orada bir faşist yargılandı. Unutmayın yargılandı. Yargılandı, evet. yani yani sizin için bir zorluk olmasını istemem ama kendim öyle bir şeyden korkmam ve yüzleşebilirim gerekirse de hükümetle. Yani hükümet diyorum şey yargıyla ama orada bir şey söylüyor. Yani o mektup öyle sahte falan değil. O mektup doğru bir mektup. Yani yazmış onları. Ben var, bunu, vakaya, ben var, bunu zaten şeye de belirttim, mahkemeye bir mektup fakat da yazdım. Orada garip şey, orada bakın şey, diyor ki... Çok özür diliyorum, orada garip olan, benim garibime giden şey şu. Ya orada var olanı gösteriyorsunuz. Ya diyorsunuz ki bu var. Evet, var. Var, evet. Niye yani var bakın dedi. Burada da bir mektup niye var. Niye var dedi. Şimdi burada da bir mektup var. Ama burada bir, ben şey göremiyorum, burada da kayıp var.
Evet, bir sayfasını getirmedim. Mustafa şeyin Armağan'ın Armağan'ın pozisyonuna düşmek istemediğin için. Armağan'ın pozisyonuna düşebilirim varlığın ama Türk varlığın armağan olsun ama dediniz. Gerek yok. Evet, varlığın Türk varlığın armağan olsun. Ama getirmediniz. ama bu yani, varlığın evet, armağan da var. Ben bunu protesto ediyorum. Çünkü hocam, çünkü, mektubun hayır, sadece bir kısmı Türk var. Varlığın Türk varlığın armağan olsun diyeceksiniz. Yani, sonra da sayfanın bir yani kayıp. Yani şöyle diyeyim, mektubun içindeki bir bölüm Türkiye devleti için tehlikeli bir şey içeriyor olabilir. Yok, ben okudum. Yani ben okudum. Belki yok, belki var. Biraz şey var. Yani siz çok hassas davranıyorsunuz. Evet, hassas davranıyor. Çünkü yani bakın, yani burada çünkü bakın ne diyor? Öyle baktığınız zaman burada başka şeyler de çıkar. Şimdi yani ben tabii, bu satırlarda okuduğum zaman bu da mahsurdur. Bakın, yani hassas davranmamızın bir sebebi var. Bakın diyor ki Latife teyzem, ben bugüne kadar olduğu gibi şimdiden sonra da leh ve aleyhte hiçbir kelime sarf edecek değilim. Siz de buna mutabık. Benim etrafımdakiler de aynen hareket edecektir. Aynı insaniyet ve nezaketi kendileri ve muhitleri içinde beklemeyi bir vicdan borcu telakki ederim ki o ve etrafı bu vicdan borcunu hiç yerine getirmediler, bağlı kalmadılar. Yani biz de aslında ona karşı yani herhangi bir şey söylemekte serbestiz aslında. Çünkü cadaloz latife, şirret latife, şöyle latife, böyle latife diyerek bu vicdan borcunu yerine getirmediler. Yani ama biz sadakatli davrandık ama diyorsunuz. Evet, olan olayları biz sadık olduk yani bu ama borcumuza. Aynı şey hanedan içinde geçerli değil mi? Yani. Elbette. Yani hanedan da aynı elbette şey. Elbette. Onlar da mesela benim bildiğim ve gördüğüm bugüne kadar elbette öncekiler ve bugünkülerin hiçbiri Cumhuriyet aleyhine, Mustafa Kemal aleyhine hiçbir konuşmadılar. Şey konuşmadılar. Yani biliyorsunuz Hümeyra Hanım'ı tokatlamıştır Vahdettin. Sen benim paşam hakkında yani, o şarkıyı söyleyeyim, öyle şey söyleyemezsin. Ben ona çok diye katılmıyorum. Hümeyra Sultan. Ben ona çok katılmıyorum. Yani onu olay biliyorum ve çok katılmıyorum. Ama onu olmamış bir, mıdır yani diyorsunuz? Yani ben onun biraz... Ben Kuşadası'nda dinledim. Kendilerinden. Ben hatta onu kitabımı da tenkit ettim. Böyle bir şey yoktu. yani şeyini kabul ediyorum. Ama... Yani ailenin bir hassasiyeti var. O hassasiyet sizde de var. Yani bizde de var. Sadakat, tabii, bağlılık, aleyhte hiçbir şey söylememe. Tamam, bunu takdir ediyorum ama siz diyorsunuz ki onlar da aynı şeyi söylüyor. Ya biz tamam sadakati gösteriyoruz ama karşı taraf sadakat göstermiyor. Bu nasıl? Evet, en azından nezaket gösterilebilir. Göster yani sadakati bıraktım. Yani nezaket aynı şeyi söylemiş ama yani. Nezaketi yani sadakat, vicdan borcu kabul ederim. Bu sadakat ve nezaket arasında da olan bir şey oluyor, bir şey öğrenemiyoruz. Yani işte. Şimdi mesela sayfanın biri kayıp. Siz diyorsunuz ki çok işte şey, ya aslında hiçbir şey yok. Yani evet hiçbir yani şey var. Orada mesela şöyle yani ona girmeden önce şunu söylemek neyse istiyorum. Yani evet. Yani orada diyor ki mesela bir kadından bahsediyor. Hı hı. Dişi Mussolini diyor. Onu dinlemeye başladığından beri kocamın diyor davranışları değişti diyor. Bu olmayan sayfada mesela bir bölümün harici yani bir yer var. Orada da diyor ki beni annemle beraber konuşurken bile yalnız bırakmayan o iki kadın diyor aleyhimde diyor dedikodu yapıyorlar. Bütün aleyhimdeki laflar onların muhitinden çıkıyor diyor. Yani Atatürk ve etrafındaki o iki kadın ve onların muhitinden çıkıyor diyor. Yani şimdi yani o mektubun şeyi de var. Arkadaşlar yayınlıyorlar muhakkak. O sayfayı gene de koymadım ben. Yani o bölümünü koymadım ama bir sayfa daha var dediğiniz gibi yani. Yani. Ama bir oradaki bir şey dediğim gibi rahatsızlık ben olabilir. Ben tahrik ediyorum ki bir şeyler koparabilir miyim diye alabilir miyim? Ama neticede yani tabii ki bu mektuplar hissiyat içeriyor. Ama ve lakin bir gerçeğe de işaret tabii ediyor. Kesinlikle. Yani Latife teyzem mesela bakın burada diyor ki kimse diyor yani bir Reis-i Cumhur Hazretleri bu kararlarını ben daha Ankara'da iken bildirmeliydiler. Yani boşanma için. Elbette benim haysiyet ve şerefimi daha fazla muhafaza etmiş olurlardı. Çünkü karı alınır ve bırakılır. Mantığı. Fakat hiçbir ailenin haysiyet ve şerefini rencide etmekte anlam yoktur. Ahiren görülen muamele başka türlü izah edilemez. Peki, diyor. Bu cümleden aklıma gelen kırgın mısınız? Aile olarak.
Çok böyle samimane, insani olarak soruyorum. Bunu hiçbir niyetim yok. Yani nedir şeyiniz? Bakışınız nedir dünden bugüne? Yani şöyle bir şey. Anneannem, yani biz kırgın değiliz aslında. Anneannem çünkü boşanmadan sonra, anneannem ve dedem yani İstanbul'a geldiği zaman her zaman davet edilirlerdi Dolmabahçe Sarayı'na ve giderlerdi. Her İstanbul'a gelişinde Çankaya'ya evlilik sebebiyle, evliliği Beyazgül'le yaptığı için bir ne derler artık demetin şeysi böyle bir artık bilemiyorum bu büyüklükte Beyazgül demetleri gelirmiş. Demetleri diyelim. Evet, evet yani demetleri diyelim. Yani belki kendi de pişman oldu. Yani kırgınlık tabii daha başka türlü olabilir. Kırgınlık şöyle. Ya mutlaka bir arkada, şey. Bazı arkadaş geçinen arkadaş olmayanları dinleyerek hata etti. Yani sorun mesele burada. Yani kendi de o yüzden erken öldü. Yani gerek içkisini kontrol edemedi, gerek sağlığını kontrol edemedi. Yani evlilik devam etseydi daha sağlıklı yaşar, dolayısıyla daha fazla uzun ömürlü olabilirdi. Ve bu meyanda, yani bu boşanma şeyinde, yani İzmir'e gönderiliyor, yani İzmir'e gidiyor, İsmet Paşa onu götürüyor. Ama onu söylemiyor Mustafa Kemal. Yani boşanacağını sonradan, burada da belirttiği gibi. Netice itibariyle yani dediği de şu, Vedat'a da diyor ki, yani Vedat konusunda geri dönersek, öyle söyleyeyim, toparlamak gerekirse, sen de ayrıl buradan diyor. Latife Hanım söylüyor. Latife teyze, yani kalma burada, benle geldin, benimle ayrıl. Benimle ayrıl. Bunun üzerine Vedat babasına bir mektup yazıyor Halit Ziya'ya ve soruyor ne yapması gerektiğini. Halit Ziya ona cevaben şunu yazıyor. Sen Latife'nin misafiri değilsin. Sen paşanın misafirisin. Dolayısıyla o ne derse onu yap. Diyor, kalıyor. O da bunun üzerine mektubu paşa görüyor. Paşa gördüğü zaman kal diyor. O da kalıyor. Ama bu mektubun içeriği son derece ağır bir mektup. Latife ve Adeviye Hanım'a akla gelmez ağır hakaretler içeren bir mektup. Halit Ziya'nın. Halit Ziya'nın mektubu. Kendi yeğenine. Evet, kendi yeğenine. Ve çok yani sevdiğini iddia ettiği yeğenine. İşin ilginç tarafı da kendi anı kitabında bu meseleyle ilgili olarak lazım, yani eğri oturup doğru konuşmak lazım şimdi bazı şeyleri. Şöyle diyor, işte Vedat'a bu mektup, yani geldiği zaman, yani Halit Ziya'nın mektubu, uşaklar getiriyorlar ve herkesin ortasında geliyor mektup. Atatürk de nedir bu diyor, mektubu okuyor ve mektubu alıyor Atatürk. Ama Halit Ziya'nın mektubunda diyor ki, kim bilir diyor. Yani anı kitabında diyor yani. Yazdığım mektup o ağızlarda evrile çevrile Latife'nin kulağına kim bilir nasıl gitti diyor. Yazdıklarını inkar mı ediyor yani? Evet, yazdıklarını inkar ediyor. Oysa mektup Cumhurbaşkanı arşivinde açıklandı. Eriş Ülger gibiler o mektubu bir Latife'ye karşı bir unsur olarak kullanırlar. Halit Ziya. Bakın amcası da böyle diyor diye. Yani Halit Ziya da evet sonradan demek. Ama Halit Ziya burada oğluna o kadar aşıktır ki, oğlunun ölümünden o kadar üzüntü duymuştur ki. Peki nasıl Vedat Bey neden intihar etti? Oraya biraz hızlandıralım. Şöyle yani Vedat zaten yetersiz. Yani hariciyede yükselmesi için. Ama neden gerekiyor? Yani hastalık mı nüksediyor? Evet, depresyona giriyor. Yani olmuyor ve kendisine karşı herkesin bir komplo yaptığını düşünüyor. Onunla beraber geri dönmediği için, yani Latife teyzemle beraber geri dönmediği için, tamam. Latife teyzemin çok kızıp onun önünü kestiğini düşünüyor. Ama mesela kardeşi Bülent yükseliyor hariciyede. En yüksek mertebelere geliyor, büyükelçi oluyor. Yani İsmet Paşa'nın başbakanı olması ile bunun ve hatta Evliyazade'nin Dışişleri Bakanı olması bunun önünü kestiğini düşünüyor.
Yani her şeyden önce Evliyazade zaten yani enişte dediğimiz yani Evliyazade, Tevfik Evliyazade yani o kadar iyi tanıyor ki bunu yükseltmiyor. Yani bunun Latife'yle alakası yok. Ama onu öyle düşünüyorlar ve büyük bir bunalıma giriyor. Bir sıkıntı yok Mustafa Kemal'le, bir sıkıntısı yok. Hayır, hiçbir sıkıntısı yok. Ama durup dururken yani ben oraya çok açıkçası tatmin olmadım. Hayır, tatmin olacak zaten bir şey yok. Yani Bülent yükselirken ve en harika kadrolara gelirken yani Vedat'ın yükseltilmemesi diye bir şey var mı? Yani bir şey yok. Bir şey var mı? Yok. Yani yok. Ama intihar etmesi için de bir ortada bir şey yok. Şöyle bir şey, işte yurt dışına atanmıyor. Merkez görevde kalıyor. Olabilir, tamam. Tabii aslında yurt dışında o şey istiyor, şaşa istiyor. Yani öyle zannediyor. Yani o kendi aklından. Ama ve yani, lakin... Rıza Nur... söyledikleri alakası yok. Alakası zaten olabilir ki. Hiçbir alakası. İntiharın sebebi başka şeylere bağlanıyor. Başka şeylere bağlanıyor. Yani 1938-39 yılında Tiran'a büyükelçi atanıyor. Hı hı. 1939'da Cumhuriyet Bayramı'nda Luminol alıp intihar ediyor. Kaç yaşındaydı intihar ettiğinde? Gençti yani. İşte Latife teyzemden küçük olsa gerekir. Nerede intihar ediyor, ne oluyor? Tiran'da. Tiran'da, Arnavutluk başkentinde, Tiran'da Cumhuriyet Bayramı törenlerini şey ettikten sonra... İntihar mı, öldürülme mi? Hayır, intihar, Luminol'le. Ama şimdi Münci Bey de öldürülüyor. Münci Bey tokatlayandı. O ayrı bir şimdi, şey. Hayır, şimdi ayrı da ben şöyle bağlantı kurmaya çalışıyorum. Yani. Bir şey mi var? Ama 1932'de ölüyor. Şimdi arada çok büyük fark var. Bir çevre tarafından tasfiye mi var? Yo, o zaman Latife'yi de öldürürdü. Muammer Bey'i de öldürürdü. Boşanmaya rağmen anneannem... Biri intihar ediyor, ne oluyoruz? Yani bir... ama anneanneme bir şey olmuyor. Diğer Ömer'e bir şey olmuyor. Yani ya tabii karşılamak lazım. Yani tabii karşılamak lazım. Tokatlayan da Münci Bey niye öldürülüyor? Yani Münci Bey'in neden öldürüldüğü şüpheli. Yani orada da intihar deniyor. Recep Zühtü'nün öldürdüğüne yönelik çok ciddi olay var. Kim bu Recep Zühtü? Adam Recep Zühtü Çankaya Silahşörleri denen bir grup vardır. Ne demek Çankaya Silahşörleri? Ankaralılar abi, öyle isim takmış. Abi cümle oldu yani. Abi değil, Ankara. Ankara Silahşörleri desek olur da Çankaya Silahşörleri. Çankaya Silahşörleri. Yani Ankaralılar öyle isim takmışlar. Ankaralılar yani. Öyle diyorlar. Üç silahşörler vardır. Ya meşhur. İşte onlardan bir tane gibi. Onlardan bir tanesi de Recep Zühtü'dür. Bu Recep Zühtü Mustafa Mecdi Boysan'la işte Atatürk'e kadın bulan. Yani kişilerden bir tanesi. Karanlık, en azından karanlık. Fahrettin Altay Paşa'nın yazdığına göre. Fahrettin, evet, Altay öyle diyor. Fahrettin yani Altay. Neyse ki demiş. Demiş biz bir yani şey yani neyse demiyoruz. Ki demiş, Allah'a bin şükür. Hakikaten Münci Bey'in sıkıntısı ne? Yani bu Recep Zühtü kim? Recep Zühtü şöyle bir adam, metresini öldürdü. Metresini silahla vurdu, öldürdü ama yargılanmadı. Yargıdan çünkü deli raporu alındı. Deli raporu alındıktan sonra yargılanmadı ama milletvekiline devam ettirildi. Yani böyle bir durum. Yani bu cumhuriyetin bunlar yüz karasıdır. Ne demek o ya? Şimdi metresi var. Hanımı var mı arada? Var. Hanımı var, metresi de var. Var, evet. Sonra onu öldürüyor. Evet. Yargılanmıyor. Evet. Ama milletvekili deli olarak devam ediyor. İşte bunlar cumhuriyetin yüz karalarıdır. Yani bunlar ama olmaması gerekiyor. Yani Atatürk'ün etrafında böyle bazı grup insanlar vardır. Bunlar büyük hata. Zaten bunlar belirtildiği için Latife teyzem tarafından yürümedi iş. Tabii bu tip çevrede yani Latife teyzem istemiyor. Bu işlere karşıydı. Bakın size ne dedim bir önceki programda. Atatürk'ün etrafı, Gazi Paşa'nın etrafında bazı kötü niyetli kişiler var. O kötü niyetli kişilere karşı kalkan görevi görüyordu. Artık bu görevini yapamayacak diyor. Avusturya maslahat güzarı. Yani bunlara karşı Latife teyzem yani Latife her zaman bunların şimşeğini evet, mi çekti? Yani anılarda bunların... da yani bütün bunları yazmıştır. Latife teyzem. Bu tür çevre mi tasfiye etti Latife Hanım'ı? Evet, bu tür yani çevre. Yani boşanmasının evet. Nedeni de bu. Ağırlıklı olarak budur. Veya onlar yakınlarının zarar görmesinin nedeni evet, de bu. Evet, tabii, çünkü tabii, bunların tabii. Şeyle bir hukukla, tabii. İlkeyle, ahlakla, hayır, erdemle, tabii, faziletle tabii, çok tabii. Bir alakası yok bu insanlar. Hiç. Yani metresi tutuyor, metresini öldürüyor. Sonra deli rapor oluyor. Bunlar kar ortağı olurlar.
Gazino işletiyor. Gazino bunun evet şey yaparlar. Kar ortağı olurlar. Bu tür olurlar. Adamlar da Asolya isteriz. Evet yani işte İsmail Hakkı Tekçe'nin anılarında yazdığı gibi vallahi burnunu sürterim, vallahi senin burnunu sürterim diye hisseleri Salih sattırıyor. Bozo hisseleri sattırmıştır. Şimdi Salih Bozo da Atatürk'ün en yakın. Evet ama adam saf. Adamı ortak etmişler oraya. Yani iyi niyetle. Ya nasıl saf şimdi Mustafa Kemal? Evet yani. Mustafa Kemal'in emireri nasıl saf olabilir bu arada? Emireri değil yaver. Yaver neyse işte. Yani, şimdi saf olacak bir adam evet, yani ben yani, torununun da tanırım. Ya şöyle anlıyorum ben yani o dönemin insanları tamam faziletli erdemli insanları var tabii ki devleti milleti düşünen onun için uğraşan. Peki o zaman size şunu anlatayım. Ama bir de böyle bir. O zaman size şunu anlatayım bakın. İş Bankası. Müdürlüğü de yapmış olan ve Berne Büyükelçi İsviçre'ye tayin edilmiş olan bir zat var. Bu zat ve o zaman bir grup, bu kişilerden çok rahatsız olan bir grup var Ankara'da. Peki. Ve bu grup kendi arasında toplanıyor ve diyor ki, bu diyor çok zor, çok kötü. Yani paşa çok kötü yapıyor etrafında bu kişileri devam ettirmekle. Yani bunu yani Salih Bozok için söylemiyorum. Çünkü Salih Bozok çok zarif bir adamdı, çok şey bir adamdı. Yani çok iyiliklerini de gördük. Biliyorsunuz nikah şahidiydi Latife teyzemin. Yani torunu da benim, evet, Bozok, evet. Yani tanıdım, konuştum. Yani bir torunu beni dava etmişti ama bir yanlış anlama olduğunu varsayıyoruz. Ama yani Salih Bozok da kullanıldı bu adamlar tarafından. Yani bu, o şekilde söyleyeyim, herhalde. Evet. Yani dengeyi bulmaya çalışıyordu çünkü iki taraf arasında. Ama ve lakin bu grup bu şikayete karar veriyorlar. Ama daha bunlar şikayet edemeden orada Mustafa Kemal'in bir casusu varmış o grupta. Bu Bern Büyükelçisi de yapacak olan kişiyi çağrı veriyor Mustafa Kemal. Ve diyor ki sen diyor böyle bir toplantıya katılmışsın diyor. Düş bakayım diyor anlat bakayım ne oldu diyor. O da açıkça söylüyor evet paşam diyor siz diyor ya bu kişilerle ne olmaz diyor. Bak diyor. Ben diyor milletvekili bir bakan bir şey olacağı zaman diyor bir büyükelçi olacağı zaman onlardan mı atıyorum diyor. Hayır diyor. Sizlerden atıyorum diyor. Çünkü diyor onların diyor iş yapacağını biliyorum. Ama diyor onlar diyor beni diyor rahatlatıyorlar diyor. Benim etrafımdalar. Ben onları çok eskiden beri tanıyorum diyor. Ve diyor bir yerde diyor bir patlama oldu diyor şeyde diyor. Elektrikler kesildi diyor. Bir şey oldu diyor. Bir problem olmuş. Işıklar tekrar geri geldi diyor. Hepsi diyor üstüme diyor. Korumak üzere diyor gelmişlerdi diyor. Evet diyor biliyorum diyor. Onların diyor bazı diyor problemleri de var diyor. Ama diyor arkamdan diyor aynen bu lafı tabir kullanmış. Aç kalmalarını istemem önlerine kemik atarım. Çok ağır değil mi söylediğim bu laf şimdi? Ağır değil ağırın ötesi bir şey. Ağırın ötesi. Neden biliyor musunuz kemik bunu söylüyorum? Kemik atmak ne demek kemik atmak ya? Bunu yazan kim biliyor musunuz? Bunu açıkça yazan kim? Rıza Nur değil. Yani bakın Rıza Nur değil. Günah keçisi değil. Hayır günah keçisi, evet günah keçisi değil. Kim biliyor musunuz? Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kızı Ari İnan. Cumhuriyet'in kurucu kuşağıyla mülakatlar. Açsınlar okusunlar kitabı. Öyle car ötmekle olmuyor bu işler. Bunu yazan manevi kızın kızı, manevi torun. Öyle çıkıp da ülke Atatepe gibi. Yani kol düğmeleri harikaydı. İşte fırfırlı elbise yaptı falanla filanla. Ya öteki yok öyle şeyler lazım. Yani. Öyle şeylerle olmaz öyle işler. Öteki yüzünü de görmek lazım. Başka şeyi görmek lazım. Yani arkamdan aç kalmalarını istemem. Önlerine kemik atarım diyor. Ve bu orada yazılı. Yani şimdi Ari İnan'ın kitabında yazılı. Şimdi söylemek istediğim şu. Yani bir grup gerçekten kötüyüm Atatürk'ü diyorsunuz. Kullanmıştır, kötüdür. Kötüdür. Hepsi değil. Tabii ki ya. Yani ama İstanbulluların huzuru mutat zevat diye alay etmelerinin sebebi. Sebebi bunlar yani. Sebebi bunlardır. Ve zaten bakın yani yazıyor yani. Onlar şey yapmıştır diye. Yani artık yani. Hani nesini okuyayım? Yani okumayayım daha iyi belki. Okumayın. Yani. Tabii bu...
kötü bir çevre ama biraz da kollanmak, gözetlenmek de istiyor. Şartlar yani, biraz belki yani, öyle gerektiriyor. Öyle bir şey. Yani mesela bir yerde çıktı mesela. Yani bu şartlarda yani Vedat vefat etti. Yani Vedat oraya gel gittiği zaman yani... Peki Vedat'ı niye öyle ortaya attılar, lanse ettiler? Niyet nedir? Yani yok bu Mustafa şey. Kemal'e yani... Ya Mustafa Kemal'i vuracaksanız başka yerde vurabilirsiniz. Belki böyle Vedat, kendileri çok önem veriyor bu tarz şeylere. Niye Vedat üzerine vurmanın anlamı ne? Bana soracak olursanız bu tarz mesela yani bir şey olsa dahi velev ki oldu. Yani ben her zaman Disraeli'nin söylediği lafı söylerim. Yani Victoria'nın meşhur Dışişleri Bakanı'ydı. Yani o Dışişleri Bakanı'na böyle bir şey yapıldığı zaman dedi ki ben bu memleketi aklımla yönetiyorum, başka bir tarafımla yönetmiyorum dedi. Yani velev ki oldu. Ama olmadığı için zaten üzerinde düşünmemizin anlamı yok. Yani ama oradan demek ki o zaman Vedat'a bir haksızlık yapılıyor. Vedat'a bir haksızlık yapılıyor ama Mustafa Kemal'e daha büyük bir haksızlık yapılıyor. Yani bunu belirtmemiz lazım. Bir, Vedat'a haksızlık yapılıyor. Evet. Yani masum bir insanı tepe evet. koymanın veya adını kötüye çıkarmanın bir anlamı yok. Bu konuda konuşanların biraz vicdanlarına bakmaları lazım. Veya varsa belgeleri çıkarıp adam gibi ortaya koyup kardeşim bu böyledir demesi lazım. Belgen evet. yok. O sağdan soldan rivayetler şu şöyle dedi bu. Yani öyle bir şey yok diyorsunuz. Kesinlikle aynı. Hayır. İkincisi Mustafa Kemal'e daha büyüğü, daha kötüsü. Mustafa Kemal'i bir yere koyuyorsun ama kötü bir yere koyuyorsunuz. Evet. Ya bu onu küçük düşürmek için küçük yani düşürmek yapılacak için, bir şey. Için. Bunu yani intikam halkın evet yani gözünde tabii neticede, küçük düşürmek için. Yani Mustafa Kemal'e yaptığınız hakaretle neticede topluma, Türk milletine. Tabii Türk milletine yani. Yapılmış. Yani dolayısıyla aslında bindiği dalı kesiyorum. Tamam birinden intikam alacağım. Yani kendini demek ki Atatürk'ün Türk milletinden görmüyor bunu yapanlar. Yani Atatürk'ün demeyelim ama Türk milletinden görmüyor diyelim. Yani çünkü Atatürk'le başlamadı bu iş yani. Tabii ki. Yani o... Türk milleti ayrı bir şey zaten. Ama işte Atatürk diyorsunuz, Mustafa Kemal diyorsunuz. Yani işte evet tabii Cumhuriyet Atatürk Türkiye'si neticede var. Neticede ona yaptığınız hakareti aslında tabii. Türk milletine de yapmış tabii, oluyorsunuz. Tabii Türk milletine yani. Yapılmış oluyor. Yani manevi tabii. temsilcisi. Resmi tabii. ve manevi temsilcisi. Kötü bir şey. Yani benim buradan anladığım Vedat'la ilgili hiçbir sıkıntı yok. Tabii. Bu konuyla ilgili yani söylenenler, o mektupta yazılanlar... bile yani Halit Ziya'nın yazdığı mektubun da sebebi yok. Yani Latife teyzeme kötü davran yani kötü yazdığı sebebi de yani bu içinde bunca yıl yaşattığı ve Latife teyzemin Vedat'ın orada çalışmasını istememesinden kaynaklanan bir şey. Tabii şöyle bir şey de aklıma geliyor. Yani bir baba, oğlunu çok seven bir baba. Evet. Kötü bir durum, yani aslında, oğlunun kötü bir durumda olmasını arzu eder mi? Ama şunu söylüyor. Ana kitabında sonunda diyor ki keşke Latife'nin dediği olsaydı da oğlum orada hiç çalışmaya başlamasaydı ve ölmeseydi. Tabii ki ölmeseydi. Yani en sonunda bunu söylüyor. Yani Latife teyzem o burada çalışamaz deyip şunu söylemiş Halit Ziya'ya. O demiş hisleriyle ki, konuşuyor. Demiş ki Kemal oldu dedi ama o böyle çok içtiği gecelerde bunu yapar, böyle şeyler yapar ama sabah unutur. Bu ne tabii bir şey. Yani onun için ben emri geri aldım. Buna çok kızıyor Halit Ziya ve bunun acısını hiç unutmuyor. Aynı zamanda çocukluğundaki babasının para batırmış olmasının acısını da hiç unutmuyor. Yani şey. Bütün bunların bir problemi var ve bunu da Vedat üzerinden bazıları kullanıyorlar. Yani o bu, zaman, budur yani evet, başka hiçbir evet, şey değil. Bir sıkıntı yok. İşin çarpıtılması. Evet. Yani başka Vedat'ın ölümünün çekilmesi. Tek bir suçlusu varsa onu söyleyeyim. Galiba gene işaret ediyorlar evet, bize. Bitirelim. Onu söyleyeyim. Bir tek suçlusu maalesef Halit Ziya'nın dışişleri hırsıdır. Niye? Tutturmasıdır. Tutturmasıdır. Olmayacak. O sanat çocuğuydu. Yani o tabii bırak olmayacak şey, kabiliyet. Bu adamların arasında olmaz. Bakın Refet Süreyya diyor ki sabahtan akşama kadar içip açık saçık şeyler anlatırlar. Beni masanın üzerinde oynattılar. Paşa'ya sigara içmek yasaktı. Devamlı duman altıydı her taraf. Beni ağlattılar. Karısı Latife'yi de ağlatmışlar. Yani Rafet Süreyya'nın yani kendi anılarında bu. Yani Vedat'ın bunlar içinde, bu adamların içinde benim kafama silah dayadılar diyor Rafet Süreyya. Yani bakın anılarında.
Yani Vedat'ın bunların arasında yani yaşayabilmesinin zaten mümkünatı yok bu adamların mümkünatı arasında. O kadar, böyle yani, bir adam bunun. Yapı itibariyle, karakter itibariyle. Neyse ben sustum, konu devam eder. Peki, burada nokta koymamız gerekiyor evet. Galiba, öyle anlaşılıyor. Veya noktalı virgül koyalım. Ama noktalı virgül koyalım nokta hocam. Nokta koyarsak programı bitirmiş oluruz. Değerli seyirciler, bir sonraki programda müsaadenizle görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.